Şimdi önemli evreyi atlattık Sayın Başkanım. Kusma, ishal, ateş oldu bir ilacın ilk yan etkileri. Evet. Onları atlattık. Karantina süreci oldu bir ay. Yani bütün her şeyi eldivenle yaptık ki bizlere de sıkıntı olmasın diye. O süreci atlattı. Toparlanıyor. Aysun'a yürümeye başladı. Evet. Buradan da elhamdülillah. Buradan da memleketimize bol selamlar. Sayın Başkanımız burada da bizi yalnız bırakmadı. Değer görmek, değer vermek çok güzel bir şey. Hele de bir canın yaşamasına vesile tabii olmak ki, tabii. Dünyanın en güzel şeyidir yani. Evet. Aysun'a elhamdülillah destek verenlerin sayesinde şu an yürüyor. Önce Allah'ın, Allah'ın Rabbim müsaade ettiği sürece şifa evet. Allah'tan yürüyor. Çok da iyi Allah'ın izniyle. Bak bu müjde ve haberi biz şimdi hem dünyalara hem bütün Kayseri ve Türkiye'ye duyuracağız inşallah. Sen duyguların ne bacım? Ne yapıyorsun? Çok burada mutluyuz. Adapte oldun mu? Evet, çok alıştık çok şükür. Evet, tam kritik şeydeyiz şu an. Aysun'a yürümeye başladı. Yan etkileri yavaş yavaş bitiyor. Çok şükür. Rabbine bir de kimseye temas olmasın dedi doktor. Aman. Hiç dışarı çıkartamıyoruz. İleriki zamanlarda olacak tabii dedi. Şu şeyi bir atlatsın bacım, dedi. Bacım şu 5 ay çıkartma tabi, kurban edeyim. Temas Sinan mesela dışarı çıkıyor, geliyor onunla da görüştü, hiç şey yapmıyor. Yanaşma diyor. Sinan, yani bu yanaşma. Kadar mücadele oldu, tabii, yani boşa tabii. Gitmesin. Allah korusun. Aynen. Çok sen şükür, mutlu musun kardeşim diyorum, bizim yapar. Çok mutlu. Hızlı söyle bakayım, ne diyorsun, duyguların ne? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Tamam. İnşallah müdahalesi müdürümüze de bu yavrumuzun okul konusu için görüşürüm. Herhangi bir sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Karabey abi benim dostum olur. Kendisi dünyanın Karakıdır köyünde. Burada Avusturya'da 46 sene kalmış. Efendime söyleyeyim. Dedim bir arkadaşımızın düğününe geldik işte. İzmirlik'ten geliyorduk. Hayırlı mübarek olsun. Hayırlı olsun inşallah. Beraber geldik. Nümir abi de sağ olsun, Kayseri'de sarılandı bizim hemşerimiz. Bizi aldı, buraya getirdi, Allah razı olsun. Biz de dedik, Aysun'un yerinde ziyaretleneceğiz. Evet, Allah razı olsun. Bak 550 kilometre, yok feda olsun, sizleri Allah böyle mutlu yürüyorlar. Allah razı olsun, hayatlar olsun. Almakta memnun olduk kardeşim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aynen. Sayın Valimizin Gökmen Çiçek Bey'in çok büyük destekleri çok oldu. Çok büyük, Allah razı olsun. Bütün Kayseri halkının destekleri oldu. Şimdi ben birkaç iş adamı arkadaşım görüştük daha sonra. Dedi ki senin yayına biz katılamadık ama Sayın Valimiz talimat verdi. Biz Aysun'a kısımdan da katkıda bulunduk biz de. Birkaç kişilerle de görüştük. Herkesin selamı var. Aleyküm selam. Sayın şimdi, Valimize de buradan selamlar. Evet. Çok gerçekten Kayseri için. Çok büyük bir değer, çok duyarlı, evet, halkın evet, her sorunuyla iyi. İlgilenen Rabbim ayağına taş değdirmesin, devlet görevlerimizin. Allah razı olsun. Başımıza eksik etmesin çok inşallah. Çok büyük desteklerini hiç esirgemiyor, Allah razı olsun. Ta burada, Kayseri'de selamlarımıza, saygılarımıza iletiyoruz. Söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Çok mutluyuz. Gerçekten evladımızın bu kampanyanın başında cihazlara bakıyorduk. Hani cihazlara bağlanacak diye söylediler çocukları. Hani o süreçten bugüne bakıyoruz. Çok güzel bir sürede de bitirdik. 8,5-9 ay sürdü kampanyamız. 64 milyon TL biriktirdik. 1,6 milyon euroya koştuk. Şu an Aysun'a cihaz değil, ayakkabı bakıyoruz. Bu bizi çok duygulandırıyor. Maşallah. Elhamdülillah. Gün doğmadan neler doğuyor. Rabbimden evet. Hiçbir zaman umut kesilmiyor. Biz umudumuzu yitirmedik. Mücadele ettik. Rabbim de karşılığını verdi. Çok. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza Rabbim şifalarını versin inşallah. Şimdi bir kardeşimiz daha geldi. O da dünyamız Tekirdağ'da oturuyormuş. Allah izin verirse Edirne'de oturuyormuş. Ona tek göremediklerini söyledi. Orada dünyada en kısa zamanda bir kemer düzenleyeceğiz Allah'a izlerse. İnşallah. Bunlar hepimizin vazifesi. Ben de burada Aysun'a kızımıza katkıda bulunan, dualarda katkıda bulunan, maddi ve manevi yavrumuza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şunu unutmayın, biz her zaman yanımızda. Allah razı olsun.
Bakın şunda gurur duyuyorum. Ülkücü olmakla, ülkücü olmakla. Bu kardeşlerimi de bak. Biz ülkücülerin vasıtasıyla ülkücü getirdik. Elhamdülillah kardeşlerimiz burada sizi aldı, karşıladı. Doğru mu? Evet, doğru. Yerimize yerleştirdi. Oradan, buradan o kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Zafer abi öncelikle Allah razı olsun. Çok ilgilendiler. Tabii. İlgilenecekler. Biz birbirimizi tanımıyoruz o kardeşlerimizi ama burada Öztürk Başkanımız var bizim Münih'te. Öztürk Başkanımız da sürekli aradı, abi, sordu biliyorum. Bir ihtiyacınız var mı, biliyorum, yapacağım biliyorum. Bir şey var mı her diye. Zaman ne sıkıntı? Ülkücülük bu zaten Sayın Başkanım. Evet, biz evet. De ocakta büyüyen, ocakta çay içen, yetişen bir gençliğiz. Allah razı olsun. Ülkücülüğün bu tarafı çok güzel, yardım, Allah dayanışma, milli meselelerde hep evet. Ön plandadır. Evet, evet. Onunla da gurur duyuyoruz. Sağ olsun da bak. Nur abiyi ben burada tanıdım, hiç tanımam. Nereye? Ülk ocakları vasıtasıyla tanıştık. Ülkücülükten dolayı. Böyle güzel bir şey bu ülkücülük. Ve dünyanın her tarafında varız bacım elhamdülillah. Elhamdülillah. Nerede ihtiyacımız olursa bir telefon kadar herkese ulaşma imkanımız var. Allah hepimizden razı olsun. Ülk ocak olmaktan da şeref duyuyorum. Bize çok büyük değerler kattı. Yetişmemizde, terbiyemizde, gençliğimizde